Herkese merhabalar. Yeni yıla yeni bir masalla girmek istedim. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, köylerin birinde, yaşlı, iyi yürekli, tonton bir nine yaşarmış. Bu nine, kulübesinde, kendi halinde yaşayan birisiymiş. Bahçesine eker, biçer, onlarla geçimini sağlar, ihtiyaç sahiplerine de onları dağıtırmış. Bir gün bahçesinde gezerken bir bakla tanesi görmüşlerdi. Almış eline, bakmış, ne yapsam bunu acaba diye düşünürken bahçesine ekmeye karar vermiş. O gün bakla tanesini bahçesine ekmiş ve bir güzel sulamış. Ertesi gün olmuş, bir de çıkmış bakmış ki bakla tanesi neredeyse evinin boyunu geçiyor. Şaşırmış. Hay maşallah demiş, ne de güzel büyümüş. Ertesi gün tekrar çıkmış bakmış, bir de ne görsün, bizim bakla bulutlara uzanmış, gülümseyip onlarla sohbet ediyor. Demiş ki, artık buradan bakla toplamanın zamanı gelmiş. İçeri gitmiş, sepetini alıp baklanın yanına gelmiş. Baklanın dallarına tutuna tutuna yukarıya doğru tırmanmaya başlamış. Çıkmış, çıkmış, çıkmış. Sağa bakmış, bakla yok. Sola bakmış, bakla yok. Biraz daha tırmanayım demiş. Tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Gelmiş bulutların hizasına. Bulutların üstünde bir de bakmış ki iki tane keçi birbiriyle kavga edip duruyor. Nineyi gören keçiler nineye doğru dönmüşler ve ona sormuşlar. Demişler ki, sevgili nine, sana bir sorumuz var. Ben yaz mevsimiyim, o da kış mevsimi. Söyle bakalım demişler, hangimiz daha iyiyiz? Nine gülümsemiş, demiş ki, ikiniz de çok değerlisiniz, ikiniz de çok seviyorum demiş. Çünkü eğer kış olmasaydı, yağmur yağmasaydı, ekinlerimi nasıl sulardım? Eğer yaz olmasaydı, o güneş açmasaydı, sıcağıyla ekinlerin büyümeseydi onları nasıl beslerdim demiş. İki keçi de çok mutlu olmuşlar. Birbirlerine bakıp nineye iki tane kese vermişler. Al nine keseleri, git bunları güle güle kullan demişler. Nine keseleri almış, aşağıya inmiş, evinde bu keseleri bir de açmış ki bir kesede altın dolu mücevherler, bir kesede gümüş dolu mücevherler. Nine o günden sonra mutlu olmuş, zengin olmuş. Yedikçe yedirmiş, giydikçe giydirmiş, insanlara da yardım etmiş. Bunun farkına varan yan taraftaki cimri komşu bu durumu çok merak etmiş. Çıkıp gelmiş ninenin yanına, sormuş durumunu, nedir bu durum? Anlat bana nine demiş. Nine öyle iyi niyetli ki anlatmış başından geçen her şeyi tek tek cimri kadına. Cimri kadın dinlemiş, dinlemiş, dinlemiş ve zengin olmanın kolay yolu da bu demek ki demiş. Ve yaşlı nine gibi o da bakla ağacının üstüne tırmanmaya karar vermiş. Ertesi gün bizim cimri komşu gitmiş baklanın altına, başlamış tırmanmaya. Tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Ninenin dediği gibi bulutlara vardığında bu bizim iki keçi yine kavga ediyorlarmış. Görmüş bu iki keçiyi ve onlar da cimri komşuyu görüp yanına gelmişler. Aynı soruyu cimri komşuya da sormuşlar. Biz demişler yaz, kış mevsimiyiz. Hangimizi daha çok seversin? Bizim cimri komşu hemen suratını dökmüş. Ben iki mevsimi de sevmem. Kış beni çok dondurur, yaz beni çok bunaltır demiş. Bunun üzerine keçiler birbirlerine bakmışlar ve iki tane kese de bu cimri kadına vermişler. Peki o zaman demişler, al bakalım bu keseleri. Ama demişler ve komşu, cimri komşu kadını uyarmışlar. Bu keseleri aşağıya indiğinde etrafı kapalı, kapısı camı kilitli, zerre nokta kadar yerinden ışık girmeyen bir yerde açacaksın.
Komşu kadın o kadar heyecanlıymış ki elinde keselerle tamam tamam deyip hızlı bir şekilde aşağıya inmiş. Bu sırada keçilerin ona söylediklerini düşünüp karanlık ve etrafını kapatabileceği bir yer bulmaya çalışmış. Kulübesinin yanındaki fırın aklına gelmiş. Gitmiş fırına girmiş, cam kapı her yeri kapatmış. Nokta kadar ışık girecek hiçbir yer bırakmamış. Heyecanla keselerini açmak istiyormuş. Birinci keseyi açmış, açmaya açmış, açmaya açmış ama puf! Birdenbire bir fırtına ki sormayın gitsin. Bizim cimri komşu bir bu yana savruluyor, bir o yana savruluyor. Kendini zor toparlamış. Sonra zorlukla diğer keseyi ele geçirmiş. Heyecanla onu açmış. Onu açmış ama of 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 bir de ne görsün? Buf ateşler çıkıyor. Kateş topları birdenbire etrafa saçılıyor. Yanmaya başlamış bizim cimri komşu. Of Allah'ım yandım yandım diye kendisini kapıdan dışarıya zar zor atmış. Atmaya atmış, atmaya atmış ama o günden sonra bizim bu cimri komşuyu ne gören olmuş ne duyan olmuş. Hayatta bir ayna gibidir gönlüyle bakana. Sen nasıl bakarsan onu gösterir sana. Bu yılda size öyle bir yıl olsun ki masal tadında sonu güzellik, iyilikle dolu biten bir yıl diliyorum sana. Hoşça kal. Mutlu yıllar.